İstanbul'un da umudu olan karbon fiber yöntemi bugünlerde medyanın manşetinde. Çelikten 14 kat daha güçlü bir teknolojiden bahsediyoruz. Olası bir depremde binalarından çıkma şansı tanımaya aday aslında. Hatta bu konuda Antakya'da bir binada başarısını ispatladı. ATV Haber ODTÜ'lü hocaların ilk kez uyguladığı yöntemi ekibin başındaki Profesör Güney Özcebe'ye sordu. Çünkü o bina karbon fiberle kaplanarak güçlendirildi. Hasar aldı ama yıkılmadı. Lifli karbon polimer sonuçta bir malzeme. Düzgün kullanılırsa düzgün sonuç alınır, yanlış kullanılırsa altında kalınır. Eğer bir inşaat projesinde kullanılacaksa bunun hakikaten inşaatın gereği olan tekniği de kullanılması gerekir. Yöntemi Türkiye'de ilk kez uygulayan ekibin lideri Profesör Doktor Güney Özcebe hayat kurtaran tekniği ATV Haber'e anlattı. Binanın yıkılmamasının tek sebebi karbon fiber değil diye ekledi. O binanın arkasında ciddi bir mühendislik, ciddi bir yapım süreci ve ciddi bir yapım süreci denetlenmesi vardır. Bunların herhangi birinin eksikliğinde karbon fiber polimerden kimse bir sonuç alamaz.